Bugün Kurabiyecan'ın doğum günü. Ona sürpriz yapacağız. Kurabiyecan şu anda içeride uyuyor. O uyurken biz hemen sürpriz hazırlamaya başlayalım. Aşkım aman diyeyim, sessiz ol. Kurabiyecan uyanmasın. Büyük bir sürpriz hazırlayacağız ona. Evet, bugün Kurabiyecan'ın doğum günü. Hiçbir şeyden haberi yokken ona büyük bir doğum günü sürprizi hazırlayacağız. Çocuklar bakın şimdi. Biz şehrin merkezini süslemeye başlıyoruz. Siz de kurabiye çocuğu oyalayın. Evet, Kurabiyecan uyandıktan sonra sakın ama sakın şehrin merkezine gelmesin. Biz tam olarak şehrin şu kısmını süsleyeceğiz. Doğum günü sürprizi hazırlayacağız. Tamam tamam, siz merak etmeyin. Biz Kurabiyecan'ı oyalarız. O tarafa gelmez. Hiç merak etmeyin. Aşkım hadi biz şimdi sessizce dışarı çıkalım. Dışarıdakilerle birlikte süslemeye başlayalım. Tamam aşkım, hadi gidelim. Bu akşam çok güzel olacak. Çocuklar hadi bakalım, size güveniyoruz. Merak etme dede, o iş bizde. Biz artık gidelim. Süslemeler için malzeme alacağız. Malzemeleri aldıktan sonra şurayı süsleriz. Evet, polis merkezinde de birkaç tane süs olacaktı. Ben de onları alayım. Hadi arkadaşlar hadi. Daha bir sürü işimiz var. Süslemeler bitsin hemen AVM'ye gidip hediyelik eşyalar alacağız. Evet, doğum günü pastasını getirdim. Fakir, sen orayı asabildin mi? Yok zengin, asmaya çalışıyorum. Çok güzel olacak ama ağaca bağlayamıyorum. Ha, işte astım ben. Ay Çağdağ, biz de şu kutuları boyayacağız. Bir sürü işimiz var. Hepsini aynı renge boyamamız lazım. Evet, bu balonu da tam olarak buraya koyacağım. Çok güzel oldu. Ya şu pastadan az bir şey yesek mi? Aşkım saçmalama, olur mu öyle şey? Doğum gününe saklıyoruz. Sakın bir şey yemeyin. Daha süslemelere devam etmemiz lazım. Acaba Kurabiyecan uyandı mı? İnşallah sürpriz yaptığımızı anlamaz da bu tarafa doğru gelmez. Yok yok, çocuklar Kurabiyecan'ı oyalıyor, merak etmeyin. Ali aman diyeyim ha, kurabiye uyandıktan sonra bir şey çaktırmayın. Ya oğlum merak etmeyin siz, ben ne zaman ağzımdan bir şey kaçırdım? Tamam tamam, sessiz olun, içeride hala uyuyor, uyanmasın. Sabah olmuş, herkese günaydın. Ne oluyor ya, bu ev neden boş? Annemle babam nerede, nereye gitti bunlar? Dur bir dışarı bakayım, belki dışarıdadırlar. Kurabiye, oğlum hoş geldin. Arkadaşlar siz burada ne yapıyorsunuz? Top oynuyorduk Kurabiyecan, gel birlikte oynayalım. Ya yok yok, annemle babamı bulmam lazım, evde değiller, nereye gittiler bunlar? Ha onlar şeye gittiler ya, bizim evdeler, misafirlikteler, oturuyorlar. İyi ben de gideyim o zaman. Hayır hayır dur gitme, oğlum oraya gidemezsin. Ne oluyor oğlum, neden gidemezmişim, Allah Allah. Oğlum Kurabiyecan oraya gidemezsin çünkü orada kadınlar gün yapıyor şu anda. Evet, altın günü yapıyorlar. İyi oğlum ne güzel, bir sürü yemek yapmışlardır. Kısır yeriz biz de, hadi gidelim. Hayır oğlum ya saçmalama. Hem biz daha top oynayacaktık, hadi gel top oynamaya gidelim. Ya oğlum istemiyorum ben top falan. Allah Allah, gideceğim ben. İyi sen bilirsin, git. Bir daha da benimle konuşma o zaman. Tamam Ali, ne kızıyorsun oğlum, Allah Allah, sanki bir şey dedik. Eğer ki gidersen sakın benimle konuşma. Lan oğlum tamam, gitmiyorum işte kanka, neden kızıyorsun? İyi o zaman hadi gelin birazcık gezelim etrafta. Hadi hadi takip edin beni. Ulan sırf seni kırmamak için geliyorum, sonra gideceğim ama. Hadi hadi, herkesin süslemeleri bittiyse şimdi AVM'ye hediye almaya gidelim. Kurabiyecan'a güzel güzel hediyeler alalım. Çok seveceği hediyeler alalım. Tamam o zaman hadi AVM'ye gidiyoruz. Evet aşkım, hediyelerimizi buradan alabiliriz. Biz çok fazla oyuncak alacağız ama bunları nasıl taşıyacağız? Hoş geldiniz beyefendi, merak etmeyin. Vinç'le biz yardım ederiz size. Tamamdır, güzel. Acaba hangi oyuncağı alsak? Şuraya bak aşkım. Aşkım asıl sen şu raftaki arabalara bak. Kurabiyecan çok sever. Aşkım biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Buradaki bütün oyuncakları satın alalım, ne dersin? Zaten kurabiye yaparak topladığımız paralar var. Evet doğru söylüyorsun. O paraları harcayabiliriz. Ulan benim bile oynayasım geldi şunlarla. Hepsini alalım aşkım. Tamam o zaman, ne var ne yok hepsini alıyoruz. Tamam beyefendi, biz hemen paketleyelim bunları. Olur olur, paketleyin. Oğlum bunu çok sever. İlk önce bunu paketleyin. Daha sonra diğerlerini paketlersiniz. Aşkım biliyorsun bizim bütçemiz kısıtlı, bir kitap alalım o yüzden. Tamam Kerem, olur aşkım. Kurabiyecan'ın beğeneceği bir kitap alalım. İşte Aslı, burada bir kitap var, gel çabuk şuna bak. Ağustos böceği ile karınca, beğenir mi bunu? Evet. Tamamdır, alalım bu kitabı. Evet Miray, gel aşkım. Biz de teknolojik bir alet alalım. Bilgisayar ya da oyun tableti olabilir. Fakir aşkım, laptop da olabilir. Laptop alabiliriz.
Evet evet, laptoplar güzelmiş. Barbie aşkım, biz ne alsak acaba ya? Şöyle giyim mağazasına bakalım. Kurabiyecan acaba nelerden hoşlanır? Aşkım, şekerden giysi alabiliriz. Yani öyle bir giysi bulursak alırız. Kanka geliyorum, hazır olun. İşte bu, nasıldım? Helal oğlum kurabiye. İyi kaydım valla. Evet, iyiydi. Neyse arkadaşlar, ben artık eve gidiyorum ya. Annemle babam gelmiştir. Dur, gidemezsin. Hayır. Neden gidemiyormuşum ya, Allah Allah. Kurabiye, eve gidersen bir daha bizle konuşma. Evet kanka, konuşma. İyi, siz bilirsiniz, konuşmuyorum. Gidiyorum ben ya. Sizle mi uğraşacağım ben dur, ya? Dur kanka. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun be? Önüne baksana. Affedersin abi, görmedim. Kanka iyi misin? Oğlum kurabiye, az kalsın senin yüzünden kaza yapıyordum. Özür dilerim kanka, affet. Affetmem valla, gitmeyeceksin hiçbir yere. Bizimle burada oyun oynayacaksın. Ha valla, Ali doğru diye bizimle oyun oynayacaksın. Öf öf, iyi tamam. Her şey hazır. Bizim hediyelerimiz burada, sandıkların içinde. Biz de aldık hediye ama bizimkiler daha gelmedi, yolda var. Ne yapalım, kurabiyecanı çağıralım mı buraya? Şimdi biz sandıkları hediyelerle doldurduk. Pastalar, börekler, çörekler, her şey hazır. Özellikle şu muzda olan pasta çok güzel gözüküyor. Vallahi şunlardan yemek için can atıyorum. Doğum günü pastaları da süper gözüküyor. Bir an önce gelsin şu kurabiye çocuk. Vallahi ben şimdi saldıracağım yoksa. Tamam fakir, bizim hediyeler zaten o zamana kadar gelir. Sen kurabiye canı ara ve gelsinler bu tarafa doğru. Tamamdır, şimdi Ali'yi arıyorum. Çaktırmadan getirsinler kurabiye canı bu tarafa doğru. Evet, hadi bakalım. Arıyorum, sessiz olun. Ya kanka yeter artık, gidelim artık ya, lütfen. Kurabiye can, olmaz dedik, sus artık. Bir saniye, telefonum çalıyor. Alo dedeciğim. Ya Ali kanka, ben artık eve gitmek istiyorum, lütfen. Ali, çaktırmadan gelin bu tarafa doğru, işimiz bitti. Tamamdır, hadi artık gidelim o zaman. Oh be, işte bu. Sonunda yani, artık özgürüm. Sabahtan beri beni tutuyorsunuz kanka ya, yeter artık. Tamam tamam, git oğlum artık işte, özgürsün, Allah Allah. Alo dede, geliyoruz. Tamam tamam, bekliyoruz. Geliyorlarmış, hazır olun çabuk. Ya bizim hediyeler nerede kaldı, yetişirler inşallah. Yetişirler aşkım, yetişirler, merak etme, vince yüklüyorlar herhalde. Evet işte geliyor, hazır olun. Ne oluyor orada, inanmıyorum. Ne yapmışlar burada böyle, bunlar ne? Sürpriz. Müziği açın, müziği açın. İyi ki doğdun kurabiye. İnanmıyorum, unutmamışsınız doğum günümü. Canım oğlum, iyi ki doğdun, gel hadi mumunu üfle. Gerçekten bunların hepsi benim için mi? Unuttuğunu sanmıştım. Canım oğlum, biz senin hiç doğum gününü unutur muyuz? Çok güzel olmuş dilek her şey. Dilek dile, dilek dile. Bravo, bravo. İşte bu be, aferin sana kurabiye. İnanmıyorum, çok güzel, her şey çok güzel. Demek ki sabahtan beri bu yüzden oyalıyordunuz siz beni. Ne sandın sen kurabiyecik? Sana bu sürprizi hazırlamak için sabahtan beri uğraşıyoruz. Mumları da üfledim, şimdi pastamızı mı yiyeceğiz? Sonra hediye zamanı. Evet oğlum, bu elimdeki hediyeye bakma, bizim hediyeler daha gelmedi. Sana öyle hediyeler aldık ki şok olacaksın. Hadi o zaman hemen pastamızı yiyelim, sonra hediyelere geçeriz. Çok mutluyum, teşekkür ederim. Bugünü asla unutmayacağım. Beni çok mutlu ettiniz. Canlarım benim, sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım kurabiye, bunlar bizim hediyelerimiz. Hemen sandıkları aç ve hediyelere bak. Vallahi pastalar da çok güzel olmuş, elinize sağlık. Açıyorum o zaman, kimin hediyesi bu? Onu söyleyemeyiz oğlum, sen kendin tahmin etmeye çalış. Evet oğlum, bunları açtıktan sonra en son bizim hediyelerimiz, yani büyük hediyeler geliyor. Açıyorum, haydi bakalım. Bakalım, inanmıyorum, kumandalı araba. Bundan laptop çıktı. En çok istediğim şey. Sıra bunda. Ağustos böceğine karınca kitabı. Evet, bizim hediyemiz. Diğerlerine de bakayım. Futbol topu çıktı bundan. Acaba bundan ne çıkacak? Bir gemi, teşekkür ederim. Başka neler var, çok merak ediyorum. Cep telefonu. Artık bir telefonum var, inanmıyorum. Bundan da oha, 10 litrelik çıktı. Vay oğlum, o çok güzelmiş lan. Evet, bence de. Şimdi bakalım son sandıktan ne çıkacak? Açıyorum. Kumandalı uçak mı? İnanmıyorum, bu uçağı kontrol edebiliyor muyum kumandayla? Evet, uçağı kumandayla kontrol edebilirsin. Teşekkür ederim, bu hediyelerin hepsi birbirinden güzel. Şimdi bizim hediyeler geliyor, hazır mısın? Evet, babanla ikimiz aldık.
İşte bakın orada hediyeler geliyor ve geldi. İnanmıyorum babacığım. Çok güzel bunlar. Vallahi hediyeleri dökmeden getirmiş ama. İnşallah yere düşen olmamıştır. Hediyelerin içinde bir sürü küçük hediye de vardır. Aralara sıkıştırmışım. Fakirin evi, arabalar, tepegöz, örümcek adam bile vardır la. Sığdırabildiğim kadar şeyi sığdırmışım. Babacığım ama bu hediyeler çok pahalı tutmuştur. Oğlum birlikte kurabiye yapıp sattık ya. Orada bayağı bir para toplamıştık zaten. Ve biz de bu hediyeleri almaya karar verdik yani annenle. İçinde bir sürü hediye var, beğenmene sevindim. Arkadaşlar sizler de yorumlarda Kurabiye Can'ın doğum gününü kutlayabilirsiniz. Atacağınız her like Kurabiye Can'a bir hediye olsun. Her abone de 10 hediye olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.